Salı günden herkese selamlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Allah, videoya nasıl başlayacağım bilemiyorum. Bir haftadır video çekmiyorum. Şey oldum böyle hani. Birkaç seferdir de giriş yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum bir türlü. Neyse, artık olduğu gibi yapalım. Cumartesi günü için video paylaşamadım. Ve bu sebepten dolayı da çok soran arkadaşlar olmuş. Instagram'dan yazanlar olmuş. Hani neden video yok? Herhangi bir sıkıntı mı var diye. Bizimle ilgili bir sıkıntı yok çok şükür. Yani ama amcamı kaybettim geçen hafta pazartesi günü. Yani bugün salı, bir hafta oldu işte bugün. 8. gün. Yaşı bayağı vardı. Ama sağlıklı bir insandı. Hani sadece işte daha önce bir kalp krizi geçirmişti ve bu kalp krizinin tekrar etmesinden korkuluyordu. Ama tabii ki kalp krizi değil, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirerek vefat etti. Benim öğrendiğim gün, yani pazar günü gecesi vefat etmiş. Bana pazartesi günü saat 9, 9.30 gibi haber verdiler. Annem saat 9.30 gibi arayıp söyledi. Annem normalde hiç o saatlerde aramaz. Baktım telefona, annem görünce ben de şöyle bir tedirgin oldum. Korkarak açtım. Gurbetteyim. Allah göstermesin, böyle gece çalan telefonlardan, sabah çalan telefonlardan her zaman korkmuşumdur. Öyle yani. Babamlar dört kardeşti. Bir halam var. İki amcam vardı. Küçük amcamı seneler önce, yani bir, nereden baksanız bir 20-25 sene olmuştur. Ben ortaokuldaydım. O zaman kaybetmiştik. Büyük amcamı da işte bir hafta önce kaybettik. Babamın abisiydi. Ve babama babalık yapmış bir insandı. Babam çok üzüldü. Babamın üzülmesine de ayrıca bir üzüldük tabii ki. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ona üzüldük. Hala onun etkisindeyken, ona üzülürken çok sevdiğim bir arkadaşımın babası kanser tedavisi görüyordu. Onun da durumu artık kötüye doğru gidiyordu, hani beklenen sonda, ama yani ne olursa olsun insan o haberi alınca da yine üzülüyor yani. Onun vefat haberini aldık, ona üzüldük. Vallahi öyle. Onun, bunlar yaşanırken de elime kamerayı alıp çekim yapmak da açıkçası içimden gelmedi. Hayatın gerçeklerini yüzümüze böyle tokat gibi vurdu bu haberler. Öyle yani. Bugün günlerden salı. Şöyle ufaktan bir açılış yapayım istedim. Hani ne olur? Bugün tekrar devam edebilir miyim videoyu bilmiyorum. Bir açılış yaptım bakalım. Ceylin rahatsız yine. Bir Orhan, bir Ceylin. Bir Orhan, bir Ceylin. Yani vallahi bak. Yani bir hafta ara veriyorlar. Gerçekten. Bir hafta ara veriyorlar. Ben bir rahatlayayım. Şöyle bir kendime geleyim diye. Daha sonra bir hafta sonra Orhan oluyor. Bir hafta sonra Ceylin oluyor. Dün gece yine çok ateşlendi. Ateşi çok yükseldi. Doğru düzgün işte sürekli hani onu kontrol ettim 2-3 saatte bir. Artık yaşı büyüyor. 12 yaş olduğu için şurupların etkisi yok. Yani şurup 1 saat etki ediyor. Daha sonra tekrar yükseliyor ateşi. Sonra evdeki ilaçları şöyle bir araştırdım. Hani ne var, ne kullanabiliriz diye. Birkaç ilaç var böyle herkesçe ateş düşürücü ama emin olamıyorum hani hangisini vereceğime dair. Hepsinin tek tek prospektüsünü okudum. Yani hani 12 yaşa kullanabilir mi, herhangi bir bildiğimiz herhangi bir rahatsızlığı yok Ceylin'in, ama hani ne olur ne olmaz bilmediğimiz ya varsa diye. Neyse, en sonunda Katerin verdim. Sabaha kadar rahat bir uyku uyudu çocuk. Yani gece saat 2 gibi falan verdim. Sabaha kadar rahat bir şekilde uyumuş. O biraz terletmiş de. Ben Katerin'i sadece soğuk algınlığı, yani şey, ağrı kesici, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı olarak kullanılıyor diye biliyordum. Öksürüğe bile faydası varmış. Gece çok nadir öksürdü yani. Prospektüsünde de yazıyordu aynı zamanda. Yine deprem oldu. Pazar günü gecesiydi. Tam yatağa yattık. Bu sefer gece oldu. Uyurla uyanık arası olursunuz ya böyle. Öyle baktım, hafif hafif sallanıyoruz. Kemal sallıyor diye çok şey yapmadım. Baktım hızlanıyor.
Ben direkt kalkıp çocukların yanına gittim. Arkamdan Kemal gelecek diye bekliyorum. Çocukları kaldırdım. Yani direkt ayağa kalktığım için depremin şiddetini çok çok anlayamadım ben. Ayağa kalktım, yürüyerek çocukların yanına gittim. Hani onlar da hani deprem oluyor dediler. Onlar da kalktılar. Baktım arkamda Kemal yok. Kemal diye seslendim. Kemal'e kal gelmiş. Kapının arasında yine böyle bir kere daha olmuştu. Antalya'dayken bir deprem olmuştu böyle. Yine Kemal'e böyle bir kal gelmişti. Böyle şeylerde hiçbir şey yapamıyor yani. Sonra dedim ki hani ben çok hissetmedim ya, direkt ayağa kalktım. Çok mu oldu dedim. Lambaya baksana dedi. Lamba bildiğiniz böyle sallanıyordu. 5 şiddetinde olmuş. Hatta uzmanlar şey diyorlarmış hani. Bu Büyük Van depremi öncesinde de böyle artçılar yaşamıştık. Daha sonra arkasından büyük deprem geldi diye. Kemal'in yanında çalışan işte böyle yeni evliler veya çocuğu okula gitmeyenler çoğu ailesini memleketlerine göndermişler. Bugün Kemal de evde Ceylin'le beraber hala uyuyorlar. Saat şu anda 10, 10.30 olmuş. Ben kalktığımda 10'du. 10.30. Ben şöyle yavaştan kahvaltı hazırlayayım. Onlar da kalkarlar. Bugün Ceylin'in toplantısı var. Toplantıya gideceğiz. Onun dışında evin bazı eksikleri var. Ayçiçek yağı falan bitmiş. Şöyle baktım bir internetten hani hangi markette ne var, hangi indirimler var diye, ama ne Şok, ne A101, ne BİM, bunların kendi markaları dahi 130 lira, 140 lira o civarlarda 5 litreli. Migros'ta birkaç markada indirim var gibi görünüyor. Eğer onun Migros'un indirimleri de böyle 2-3 günlük oluyor, uzun sürmüyor. Eğer hala bitmediyse, bitmezse yani biz gidene kadar, Migros'tan ayçiçek yağı falan almayı düşünüyorum. Birkaç eksiğim de var. Onları da hallederiz. Kemal akşam göreve gidiyor. Akşam yemeğim yok. Ne yaparım bilmiyorum. Öyle yani. Hep kötü şeylerden bahsettim. İçiniz mi kararttım? Valla yani güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Herkesin hayatında olduğu gibi bizim de hayatımızda güzel şeyler olsun istiyorum, ama maalesef bunlar da hayatın gerçekleri. Ölüm, hastalık. Bunlar hayatımızın gerçekleri. Her zaman hayatımızda olacak şeyler yani. Bunlardan neden olmadığımı mantıklı bir şekilde açıklamam gerekiyordu. Sebebi bunlardı. Hiç mi güzel bir şey olmadı bu bir hafta boyunca derseniz? Çok şükür yaşıyoruz. Sağlığımız saatimiz yerinde. Sıcacık bir evim var. Yiyecek yemeğim var. Çocuğum hasta ama alacak ilaç param var. Çok şükür. İyileşmeyecek bir hastalığı yok. Çok şükür. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun yani, iyi bir şey. Bunların hepsi iyi bir şey. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Yani şimdi kahvaltıyı hazırlayayım, kalkayım. Hadi bakalım. Bunları da bir yıkayayım. Boşalması da iyi oldu, yıkayacağım.
Bu mutfak hiç dağılmıyorum diyenlere gelsin. Dağılmaz olur mu? Bir kahvaltı hazırlıyorum bakın. Her yer her yerde. Şimdi şurayı güzelce bir temizleyelim. Hatta burası karanlık oldu. Buradan bakın. Bir de buradan bakın. Ocağımı güzelce bir sileyim. Şu elimle yapayım da kameranın önüne geçmesin. Ah ah. Yani şu ankastreyi alırken fırını o kadar çok araştırdım ki. Ama ocak dedim, yani sonuçta bütün ocaklar aynıdır diye. Kesinlikle herhangi bir araştırma yapmadan bu ocağı aldım. Bu arada bunların markası Bosch. Bosch da benim istediğim model muhtemelen yoktu. Çünkü ben birkaç ocak modeline baktım. Ve hepsi bu şekildeydi. Bunların iki çeşit olanı var. Eğer yeni ankastre alacak olanlar varsa mutlaka buna dikkat etsinler. Yoksa benim gibi sürekli şu fırçayla veya kürdanla buraları temizlemek zorunda kalırlar. Bunların camla ocağın birleşik olanları var. Böyle direkt silip çıkıyorsun. Ama bir de benimki gibi böyle ayrı olanları var. Şu aralara herhangi bir yemek taştığında, ocağın üstünde herhangi bir şey döküldüğünde direkt bu aralara gidiyor. Buraları sürekli temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çirkin bir görüntü oluşturuyor. Onun dışında başka bir zararı daha var. Bunların altına yemek taştığı zaman bunlar cam olduğu için patlama riskini arttırıyormuş. Her türlü zararlı yani. Hem böyle sürekli temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Hem de patlama riski var. Yine inşallah patlamaz da. Bir şeyi taşırmamaya özen gösteriyorum. Genelde süs çok taşırdım ilk aldığım zamanlar. Bir de bu büyük ocağı niye bu tarafa, ön tarafa koyarlar? Bunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Mesela kızartmayı falan biz bu büyük tarafta yaparız ki çabucak kızarsın diye. Kızartma yaptığım zaman direkt şu ön tarafa, yani ocağın, fırının önüne çiti seriyorum. Herhangi bir örtü seriyorum artık. Yerlere sıçramasın diye. Valla yeni ankastre set alacaksanız eğer veya yeni ankastre ocak alacaksanız mutlaka buna dikkat edin. Yoksa benim gibi böyle uğraşırsınız. Başak burçları burada mı? Temizlik, titizlik, düzen hastalığı olanlar. Benim eşim Başak burcu ama çok özelliği taşıdığını zannetmiyorum. Ablam Başak burcu, büyük abla. Kayınvalidem tamam. Kayınvalidem tam Başak burcuydu. İnanılmaz derecede hastalığı vardı, böyle titizlik, temizlik hastalığı. Yeni evliyken falan izinleri genelde oralarda geçirdik. İşte memlekette geçirirdik. İşte 20 günse 20 günü. 20 günü memleketteyizdir. Kayınvalidem her gün ev süpürürdü. Her gün. Allah'ım. Deli olurdu. Yani normal ev süpürme de değil bu. Şey. Halılar falan kalkardı yani. O kadar kızardım ki kendi kendime. Ya derdim. Hani izne geliyoruz sonuçta. Her gün ev mi süpürülür derdim. Süpürülmez.
süpürülüyormuş. Süpürülüyormuş, yapılıyormuş yani. Kadın haklıymış. Biz normalde bakın evde 4 kişi yaşıyoruz. Bana diyorlar ki çok temizlik yapıyorsun. Çok temizlik videosu paylaşıyorsun. Yapıyorum, paylaşıyorum. Yapmasam paylaşamam. Yapmama sebebi 4 kişi yaşıyoruz biz bu evde. 4 yetişkin insanız yani. İster istemez ben bugün yapıyorum, şimdi yapıyorum ya bu ocağı falan. Yarın yine aynı yani. Bugün evi siliyorum, süpürüyorum. Yarın sabah kalkın, ev yine aynı şekilde. Yapmasanız olmuyor yani. Evet. Tertemiz oldu mutfak. Mutfağın işi bitti. Mutfağın işi bitince bütün evin işi bitmiş oluyor. Gerçekten. İşimi bitirdim. Elleri de toparladım. Şu anda saat 2'ye doğru geliyor. Hemen giyinip çıkmamız lazım. Jane'in toplantısı var saat 2:30-3 gibi. Oradan da alışverişe gideriz. Sonrasında zaten Kemal göreve gidecek. Öyle. Eğer markette çekim yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da artık gelince görüşürüz. Evet, yudum burada daha uygun. Diğer marketlerde 130-140 artık ne kadara bulursanız. 5 litreli. Oba bayağı düşük fiyatı. 4 litresi 74 lira. Bunu hiç kullanmadım. Nasıl bilmiyorum açıkçası. Daha önce Komili kullanıyordum. Orkide kullanıyorum. Orkide, yudum ve Komili arasında değişerek hangisi o ay indirimdeyse onu kullanıyordum ama obayı hiç kullanmadım. Bilmiyorum alsam mı, kararsızım gerçekten. Ama yudumu da bu fiyata başka yerde bulamayız herhalde. Migros'un bu bölümlerini çok seviyorum gerçekten. Her geldiğimde geziyorum. Şöyle ikili fincan takımı 45 TL. Böyle servis tabakları var. Porselen. Burada yine başka deseni var. Aynı şekilde. 45 TL. Şunlar çok güzel. Bunun fiyatı yazmıyor. Ne kadar acaba? Onun dışında burada da kadehler var yine aynı şekilde. Üçlüsü Migros kartı 35 TL'ye düşüyor normalde. 50 TL. Şöyle. Migros'un bu tabaklarını çok seviyorum. Şunlar. 30 TL bunlar. Ha, bu neymiş? Çorap. Bu ayakta durmaz ki. İner durur aşağıya doğru. Fiyatı da burada. Oba mı yudum mu alayım diye karar verememiştim. En son yudumda karar kıldım. En azından 5 litre. Ve diğer marketlere göre gerçekten de uygun fiyatı. Bir daha yudum alabilir miyim, alamaz mıyım? Bunu bilmiyorum. Bu ay aldık bakalım 110 TL'ye. Diğer aylar ne olur fiyatı? Bilemiyorum. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Yudumun 5 litresini 35 TL'ye aldığım günler vardı. Yani yakın zamanlardı. Yani 2-3 sene öncesiydi. Bu ana gıdalardan yani undur, şekerdir, çaydır, yağdır. Böyle şeylere asla zam gelmemesi gerekiyor ama maalesef ki bu haldeyiz yani. Allah herkese alım gücü versin. Gerçekten. Kemal yoktu biliyorsunuz. Çocuklarla çay falan içtik. İşte Ceylin biraz kendini iyi hissediyor gibi. İnşallah yarın sabah bakalım. Eğer durum biraz daha iyi olursa okula göndermeyi düşünüyorum ama toparlayamazsa bugün 3. gün olacak. Dün de gitmedi, bugün de gitmedi. Yarın da gitmeyecek eğer toparlayamazsa. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. 6 ay gibi kısa bir zamanda kanalımın açılması için başvuruda bulunuyorum bugün itibariyle. Ben gerçekten bu kadar kısa bir sürede beklemiyordum. Hani ben rahat bir seneyi gözden çıkarmıştım.
Ama çok çok kısa sürdü. Bunların hepsi de sizin sayenizde. Tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben başvurumu yaptım bakalım. İnşallah tamamen resmi bir şekilde açıldığı zaman tekrar yine size söylerim. Allah'tan herhangi bir şey olmazsa cumartesi günü tekrar karşınızda olacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.